Öncelikle herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Kusura bakmayın, şahsen orada olamıyorum. Ama konuşmayı ve Gülhan Hoca'yı tanıtmak istedim. Vangelik Ekiyotis'in anısına düzenlediğimiz Perşembe Konuşmaları serisine bu hafta bizi kırmayıp aramızda olan Gülhan Erkarabarsoy ile devam ediyoruz. Gülhan Balsoy 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Editörlük, sivil toplum kuruluşlarında proje yöneticiliği, çevirmenlik gibi işlerin ardından 2002 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Bilim Teknoloji Toplum Programı'nda yüksek lisans yaptı. 2003 yılında Binghamton Üniversitesi'nde tarih alanında doktora eğitimine başladı. 2010-2011 akademik yılını Europe in the Middle East, the Middle East in Europe programının doktora sonrası araştırma bursuyla Berlin'de geçirdi. 2007 yılından beri çeşitli üniversitelerde akademisyen olarak çalışan Balsoy, 2015 yılından beri Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyesidir. Çalışma alanları arasında Geç Osmanlı Tarihi, Emek Tarihi, Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Tarihi bulunmaktadır ve bu konularda çok sayıda yayını vardır. Yakın dönemdeki yayınları arasında 2020 senesinde Middle Eastern Studies'de yayınlanan Ottoman Death Registers, Vefayat Defterleri, and Recording Deaths in Istanbul, 1838-1839 ve 2022 senesinde International Journal of the Middle East dergisinde yayınlanan Crime, Gender and Sexuality, Female Violence in the Late Ottoman Crime Fiction sayılabilir. Davetinizi kabul ettiği için Gülhan Balsoy'a tekrar teşekkür edip sözü ona bırakmak istiyorum. Çok teşekkürler. Bu çalışıyor zannedersem. Öncelikle tabii İpek Günerci Oray'a, arkadaşım ve meslektaşım çok teşekkür ediyorum daveti için. Tarih Vakfı'na her zamanki gibi ev sahipliği için de. Yani hani burada olmak, yani çok teşekkür ediyorum. Burada olmak o açıdan çok güzel. Öğrenciliğimden beri de diyeyim aslında. Ve de bu Vangelik Ekiyotis konuşmalarının parçası olmak da çok güzel ama birazcık da benim için ne diyeyim endişeli hafif. Çünkü ben edebiyatçı değilim. Çok güzel konuşmalar. Burada dinleyemesem de hepsini takip etmeye çalıştım. Ve edebiyat tarihçisi meslektaşlar çok iyi konuşmalar yaptılar bu seri kapsamında. Ben edebiyatçı ya da edebiyat tarihçisi değilim. Birazcık daha amatör bir edebiyat okuyucusuyum. Edebiyatı çok seven, hani polisiyeden çok keyif alan bir insanım. Ama yani bir tarihçi olarak biraz böyle arada bir acaba haddimi aştığım bir alanda mı konuşuyorum endişesini de taşıyorum. Umarım hani beraber aslında hem polisiye edebiyat üzerine özellikle ve benim de çalıştığım alan olan kadın ve toplumsal cinsiyet tarihi polisiye kesişimleri üzerine beraber düşünme şansımız olur. Biraz belki aslında yani burada benim yapmaya çalıştığım şey yani tarihçiler olarak tarihsel hakikat nasıl kurulur, bir tarih anlatısı nasıl inşa edilir? Önemli sorularımızdan bir tanesi aslında. Yani tarihçilerin aslında hangi konuyu çalışırlarsa çalışsınlar, tarih felsefesine de, tarihin ne olduğuna da, belgenin nasıl kullanılması ya da bir tarihsel anlatının nasıl kurgulanması gerektiği meselesine kafa yormasının çok önemli olduğunu düşünüyorum aslında. Ama biz kendimizce anlatılar kurarken bir hakikat iddiasında bulunurken edebiyatçılar da farklı bir hakikat arayışındalar aslında. Edebi hakikatle tarihsel hakikat birebir örtüşmese de bazen yani aralarında kesişimler oluyor. İşte Hayden White gibi böyle uç diyeceğim örnekler, daha postmodernist tarihçiler, tarihçilerin anlatı inşasının edebiyatçılardan ya da kurgu yapanlardan çok farklı olmadığını öne sürüyor. Ya da daha katı tarihçi anlayış tamamen ikisinin arasında çok katı bir ayrım inşa ederek hiç bir geçişkenliği topyekun reddediyorlar ve hani belgeleri aracısız kullanmak gerektiğini söylüyorlar. Yeni yeni özellikle yani 1980 sonrası kültürel tarih yaklaşımı yani bu teorik tartışmaya çok girmek istemiyorum burada aslında böyle birazcık daha malzemeyi kullanabilmek ve onun üzerinden düşünebilmek için ama kültürel tarihçiler çok daha yaratıcı metotlarla okuma yapılabileceğini ve tarihsel hakikatin daha yaratıcı metotlarla inşa edilebileceğini, metni merkeze koyan yöntemler izlenebileceğini gösterdiler aslında. Biraz yine o hem
kültürel tarihçiliğin 1980'den beri öne sürdüğü bir takım soruları, yöntemleri izleyerek hem de aslında toplumsal cinsiyet tarihçiliğinin böyle özellikle faillik arayışı üzerinden ve toplumsal cinsiyetin tarih yazımını değiştirme potansiyeli üzerine yaptığı öneriler üstünden polisiye edebiyatı düşünmek istiyorum. Bir de polisiye edebiyatının, hani niye polisiye sorusunun da belki cevaplanması gerekiyor. Şimdi benim özellikle iki roman üstünden, hatta iki seri üstünden düşünmeye çalışacağım ama bize aslında daha yüksek edebiyatın vermediği, daha gündelik, olağan olana, sıradan olana, alelade olana birazcık daha pencere açıyor bir taraftan polisiye edebiyat. Öte taraftansa aslında da polisiye cazip kılan şeylerden bir tanesi suç, korku, korkularımızı, endişelerimizi tetiklemesi. Hem bu kadar olağana yer açması hem de olağan dışı ve dan bahsedip korkularımızı tetikleyen bir tür olduğu için de belki polisiye bu kadar cazip bir tür. Kimi zaman burun kıvırsak da aslında okumaktan kendimizi alamadığımız bir tür. Tam da bu kendi ikili yapısı nedeniyle bize bir alan açabileceğini ve bir tarihçi olarak o alanda neler yapabileceğinizi düşünelim istiyorum. Biraz belki uzun giriş yaptım ama dediğim gibi özellikle de kadın suçlulara, hatta suç liderlerine bak, suç örgütü liderlerine bakmak istiyorum. Aslında kadın, yani polisiye edebiyat kadınlara dışlayan bir edebiyat olarak görülüp eleştiri alıyor çokça. Çünkü dedektifler çoğu zaman erkek aslında. Hatta işte daha kült polisiyelerde böyle daha eril kahramanlarla karşılaşıyoruz. Kadınlar ya işte hani belki yardımcılar, sekreterler, çoğunlukla kurbanlar olarak karşımıza çıkıyor. Ama Osmanlı polisiyesi de kurban değil de suçlu kadınların çokluğu dikkatimi çekti benim. Yani tek tek roman saymayacağım ama türün ilk örneklerinden birazcık daha ara bir tür olsa da mesela Ahmet Mithat'ın Dürdane Hanım'a da tam karşımıza böyle yarı dedektif bir kadın çıkıyor. Yani yine amatör bir dedektif tabii, profesyonel bir dedektiften bahsetmiyoruz bir tarafta. Ama yani bir takım cinsel sınır aşımları da var. Yani erkek kılığına giriyor, daha sonra kadın olduğu anlaşılıyor. Kendisinin aslında dedektifle suç arasında kendi geçişkenlikleri var. Hani türün ilk, hani karşımıza çıkan ilk örneklerden bir tanesi başlı başına ilginç. Yine benim çok önemsediğim ama bugün çok üstünde konuşmayacağım, Yervant Odia'nın Abdülhamit ve Sherlock Holmes'u bence çok önemli. Saliha Hanım karakteri, bir iddiatçı ve çok önemli bir karakter olarak çizilen Saliha Hanım ve uzun uzadı hikayesine yer veriliyor. Ki Abdülhamit ve Sherlock Holmes üzerine yani hem yani Latin alfabesine kazandırılması zaten çok büyük bir emek. Ama her şeye rağmen yeterince çalışılmamış bir eser olduğunu düşünüyorum. Daha sonrasında aslında Peyami Safa'nın çok kadın suçlusu var. Ben burada, yani bunları hepsini dediğim gibi saymayacağım ama iki tane örneği almak istiyorum. Bir tanesi Vassaf Kadri ve Süleyman Sudi'nin Milli Cinayet koleksiyonundaki anne kız suç örgütü liderleri Karacadı ve Kanlı Peri. Diğeri de Şeytan Hadiye'den bahsedeceğim bugün. Ama daha sonra işte yani çok fazla, yani hem ana kahraman olarak karşımıza çıkıyor hem de aslında işte pek çok suçlu kadına rastlamak mümkün geç Osmanlı erken Cumhuriyet polisiyesinde. Şimdi hiç arkamda bir süre durduruyor. Bu kapağını gördüğünüz aslında 1914'te ilk kitabı yayınlanan Milli Cinayet Koleksiyonu'nun ilk kitabının kapağı. Aslında yazarlar Süleyman Sudi ve Vassaf Kadri 20 kitap planlıyorlar. Yani hani ilk seride 20 kitaplık serimizin ilk kitabını size sunarız diye başlandı ama ilk 10 kitap sadece basılabilmiş. Hatta ikinci 10 kitabın başlıkları olmakla birlikte kitapların arkasında ilan edilmiş olmakla, reklamı yapılmış olmakla beraber bu ikinci 10 kitap basılamamış ve seri biraz ortada kalmış bir seri. Biraz ondan da bahsedeceğim biraz sonra. Ama
hani kapağıyla başlı başına ilginç. Çok ucuza satılan ve çok da küçük bir kitap. 54 sayfalık ufak bir kitap aslında. Her perşembe 50 para gibi böyle o zaman için bile küçük bir paraya satılıyor. Hem aslında yani işte sürekliliği sağlıyor bir taraftan, hem herkesin ulaşabileceği bir fiyata satılıyor. Bir taraftan da bu kapağıyla herhalde bir cazibesi de var vitrinlerde görmek. İşte genç bir kadının görüntü kalitesi çok iyi olmamakla birlikte geç bir kadın işte bir daha yaşlıca bir adamın boynuna bir hançer dayıyor. Bir tür boğuşma sahnesi diyebiliriz. Bu tabi kapaklar da ayrı bir konu. Yani görsel tarihçiler kapak çalışsa çok hoşuma giderdi benim diye düşünüyorum. Büyük bir ihtimalle bu kapaklar daha sonra da göstereceğim kapak örnekleri. Amerikan yine ucuz polisiyelerinden ya da işte bazen kimi zaman Fransız ucuz polisiyelerinden alınıyor kapaklar. Ama yani çoğunlukla kendi bu kapaklara özel çizimler yapılmıyor. Başka bir yerden bu çizimler alınıp kullanılmış. Bazı kapaklarda zaten hani çok ilgisiz olduğunu da görebiliyoruz aslında. Şimdi aslında yani bu seriden de anlaşılacağı gibi dönemde yani bu tabii benim ele alma nedenim dediğim gibi iki ana kahramanının ve iki ana suçlunun anne kız olması, iki kadın kahraman olması ve biraz daha onu açacağım. Ama bir taraftan da polisi aslında hani çok satılan bir türde hem dünyada hem aslında Osmanlı'da da 19. yüzyılın sonunda. Bu genelde aslında polisiyenin 19. yüzyıldan itibaren popülerlik kazanmasına ve yükselen bir tür olmasına biraz kentleşme, kentsel dönüşüm bağlamında da oturtuluyor. İşte Londra, Paris, New York gibi böyle metropollerin hem kendileri büyürken hem nüfusları artarken yani İstanbul'da çok farklı bir metropol değil bir anlamda, bu anlamda. Kendisi de İstanbul'da bir taraftan küresel pazarlarla bağlanmaya başlıyor. Kent fiziksel olarak da aslında demografik olarak da değişiyor. Altyapıyla ilgili çok ciddi değişiklikler olmaya başlıyor, altyapısı oluşuyor. Bir taraftan da yeni ve uzmanlaşmış meslekler ortaya çıkarken bir taraftan da kent işçilerinin sayısı şiddetle çoğalıyor ve aslında 19. yüzyılda yani sosyal ve ekonomik tarih çalışanlar bir taraftan da kentin aslında çok katmanlı olmasını, dinamizmini İstanbul üzerinde tartışıyorlar. Ama bu bir taraftan da kentteki toplumsal sınıflar arasındaki uçurumların derinleşmesi, hem sınıfsal hem etnik gerilimlerin de aslında artması ve derinleşmesi anlamına da belki gelebilir. Bir taraftan da tabii yabancı nüfusu da yani Osmanlı tebaası olmayan nüfusu da belki düşünülürse bu ne kadar katmanlı gerilimler olduğunu biraz olsun hayal edebiliriz. Ama bunu sadece bu gerilimleri yani böyle üretim değil aslında eğlence hayatında da belki bu gerilimleri görmek mümkün. İşte çarşı, pazar gibi, ibadethane gibi, işte mezarlıklar gibi daha öteden beri insanların gittiği, bir araya geldiği, kaynaştığı geleneksel mekanların yanına artık tiyatrolar, birahaneler, meyhaneler, yeni eğlence mekanları da eklenmeye başlıyor. Ya da işte vapurlarla, şirket haliye vapurlarıyla, tramvayla, atlı arabalarla kent içindeki hareketlilik de çok fazla, hareketlilik, karmaşa, kaosun da arttığını belki hayal edebiliriz. İnsanlar hani bir taraftan bir araya gelip kaynaşırken, belki birbirleriyle tanışırken, sohbet ederken bir yandan da sadece tabii romantik bir kaynaşma değil, birçok gerilimin, çatışmanın, karşılaşmanın da arttığını ve bu cazibeli şehrin bir taraftan da tehlikeli, endişeli bir yere dönüştüğünü de düşünebiliriz. Yani dünyada polisiyenin oturtulduğu bağlama İstanbul için hayal etmek de çok zor değil aslında. İstanbul'da yine 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başında diğer büyük metropoller gibi değişiyordu. Ve de aslında bir taraftan Pera gibi böyle büyük caddelere kavuşurken bir taraftan da işte şehrin şimdi bizim bulunduğumuz kesiminde de aslında yine kargacık burgacık sokaklarıyla, çıkmazlarıyla yani her şekli ile bir taraftan
cazibenin bir taraftan da endişenin merkezi olduğunu düşünebiliriz. Öte taraftan 19. yüzyıl da bir taraftan çok önemli bir sosyal ve ekonomik açıdan dönüşme sahne olurken kadınların rolleri de değişmeye başladı 19. yüzyılda. Hem eğitimle hem de aslında ücretli işlerde kadın emeğini daha fazla görmeye başlıyoruz. Eğitimle kadınların toplumsal rolleri değişmeye başlıyor ama yazmaya başlıyor kadınlar. Ve sadece işte ağırlıklı Müslüman kadınların böyle yazma faaliyetlerinden bahsedilse de 1843'te çıkan Hıpseli dergisinden itibaren gayrimüslim kadınlar hem yazıyorlar, dergi çıkartıyorlar, hem hadisseverlik faaliyetlerinde bulunuyorlar, dernekler kuruluyor. Aslında hani çok çeşitli şekillerde kadınların toplumsal rolleri de artıyor. Öte taraftan da yine biraz önce bahsettiğim eğlence hayatında da kadınları görmek mümkün. Tiyatrolarda, salonlarda vesaire görürken ama muhtemelen kayıklarda, işte tramvaylarda, şehir atları, atlı arabalarda da kadınları görüyoruz ve patriarkal değerlerin hala çok güçlü olduğu bir toplumda bu artan görünürlük belki de rahatsız edici. Şimdi tarihçiler olarak hem daha yaratıcı bir okuma maliyeti aslında hem de klasik okumaya belki düşüyorum ama bir taraftan da hani o arka planı anlayabilmek, bu polisiyelerin ve kadın suçlularının nereden çıktığını anlamak için önemli geliyor bana. O yüzden de böyle arka planı belki gereğinden fazla çiziyorum sizi ama biraz o arka planda bu polisiyeleri düşünmek belki iyi olur diye düşünüyorum. Tam da bu nedenle aslında yani hani kadın suçluluğu niye Osmanlı polisiyesinde daha belirgin ya da niye hani nasıl neyi anlatmaya çalış yani bu kadın suçluların temsilleri nasıl yani hani bir toplumsal bağlama bizi yani toplumsal dönüşümle nasıl ilişkilendirebilir sorusunu önemsiyorum demeye çalışıyordum aslında. Neyse birazcık daha çok gelecek olursam romanlara tekrar bir cinayet koleksiyonuna gelirsem şuradan ikinci kapağı da göstereyim aslında. Biraz böyle kapaklar fikir verebilirsin diye arka plana koydum. Biraz önce söylemeye çalıştım. Bu da aslında roman Kara Cadı ve Kanlı Peri isimli bir anne kız ikilisinin aslında bir polis memuru olan Hüseyin Bey ile siyah pençe olarak bilinen Hüseyin Bey ile mücadelesi özet olarak bir anlamda. Ama ilginç kılan şeylerden bir tanesi bu suç çetesinin İstanbul'un altındaki bir şehirde yerleşmiş olması. Hikaye başlamadan evvel, yani hikayenin başında bize bu anlatılıyor. Yaklaşık olaylar başlamadan yaklaşık 80 sene evvel bir kayıkçı işte iki müşterisini dolaştırırken bir açıklık fark ediyor. Onları bıraktıktan sonra geriye dönüyor ve orada çok büyük bir şehir keşfediyor aslında içine girip yerleşilebilecek bir şehir. Ve ben şehrin üstüne sıradan bir işçi olarak çalışacağımı, kayıkçı olarak çalışacağımı bu şehrin lideri olayım, benim şehrim olsun diye çocuklarını ve eşini alarak oraya yerleşiyor. Ama çok kısa bir süre sonra da bir şekilde başka bir suça karışan 15 Yeniçeri askeri bu şehre sığınıyorlar ve orası giderek bir şehre dönüşmeye başlıyor. Aslında bir tarihçi gözüyle bu Yeniçeri göndermesi de bana çok ilginç geliyor. Çünkü bu 10 kitaplık serinin çeşitli yerlerinde Yeniçerilere ve 2. Mahmut'a işte 1914'te basılmış en azından o zaman yazılmış olmasa da bir 100 yıl sonra aşağı yukarı 2. Mahmut ve Yeniçerilerin böyle suçla ilişkilendirilmesi ve şehrin kurulmasının ilk böyle suçlu sakinlerinin Yeniçeriler olması da ayrıca böyle dikkat çekici geliyor. Bu yani suç örgütü aslında yani hırsızlık, soygun vesaire yaparak yaşıyorlar ama aşağıda belli ki böyle çok lüks ve bir dünya var. İhtişamlı, şaşalı. Ve işte sarnıçlar, kuyular, oluklar vasıtasıyla sürekli olarak işte aldıklarını yukarıya çıkarıyor, şehrin üstünden aldıklarını şehrin altına yerleştiriyorlar. İlk kitapta da aslında yine bir kuyudan Ermeni bir kuyumcu ustasının evine giriyor Kanlı Peri.
Ama ilginç bir istekte bulunuyor. Yani benim de bu, bir de pardon, baştan aslında söylemem gerekiyordu. Şimdi bu kopyalar aslında Erzurum Atatürk Kütüphanesi'nden download edilebiliyor. Yani isterseniz açık erişime ulaşmak mümkün. Sanıyorum üniversiteye belki bir kayıt yapmak gerek ama online olarak yapılabiliyor bu kayıt. Labirent Yayın Evi de aslında Metin alfabesini aktararak bastı ama ben Erzurum Atatürk Kütüphanesi'ndeki kopyaları kullandım. Kapakları da orada bulabilirsiniz. Labirent Yayın Evi'nin kapağı daha farklı. Biraz böyle baştan söyleyeceğimi sonu ortada söylemiş oldum ama ilk kitapta yani beni çekmeye ilk cazibe, hani cezbetme nedenlerinden birisi şuydu. Mücevherci'nin eline girdikten sonra, Kuyumcu'nun eline girdikten sonra Kuyumcu'dan aslında ben mücevherleri çalmak istemiyorum. Bana asıl olarak bir lavta gerekli. Bana lavta bul diyor. Lavta dediğimiz şey aslında bir erkek evi. Ya da işte kadın doğum uzmanı diyebiliriz lavtaya. Ermeni bir kuyumcu ve Ermeni doktor istiyor aslında doğum için. Daha önce evlilik üzerine çalıştığım için zaten ilk satırlardan bir şekilde kitap beni cezbetti diyeyim aslında. Onu söylemeye çalışıyordum. Bir doktor götürülüyor. Benim iki yerin altında bir doğum var. Ve ilginç olan doğum aslında Kanlıpe'nin annesi olan Karaca'da doğum yapacakmış. Ve onun doğumu için bir doktor lazımmış. Hani ilk kitap bize bu şekilde bir giriş yapıyor. Ama daha sonraki hikayelerde bu sefer işte hem hırsızlık hem de neredeyse her kitapta bir tane de cinayet işleniyor. Ama bir noktadan sonra aslında hikaye biraz polis memuru Hüseyin Bey'i küçük düşürmeye dönüşüyor. Burada aslında yani hani esrarengiz değil, yani bugünkü standartlarımız aslında çok sıkıcı kitaplar da diyebiliriz. Yani olay örgüsü hakikaten çok basit. İşte birdenbire hipnotizma yaparak, birdenbire yok olarak yani hani çok basit kurgularla, hem suçlar basit kurgularla işleniyor, hem kendilerini çok basit kurgularla kurtarıyorlar. Ama yani bütün bunların neye tekabül ettiğini düşünmek aslında bence ilgi çekici olan. Ve de aslında bu çatışmanın tam olarak neyi temsil ettiğini düşünmek ilginç bence. Şimdi aslında bir taraftan bakarsak işte Hüseyin Bey böyle genç, yakışıklı, yetenekli, böyle rasyoneliteyi temsil eden polis memuru. Karacadı ve Kanlıpe'yi ise böyle sürekli böyle çirkinlikleri, hainlikleri, düzenbazlıkları vurgulanıyor. Zaten de yani İslam halkını yani bütün suçlarını işlerken de asıl olarak İstanbul halkında batıl inançlarını kullanarak bu suçları işliyorlar. Hani onları biz ciniz diye korkutarak vesaire. Yani kitabın yine bu dizi üzerine çalışan bazı arkadaşlar, işte Nurçin İleri bunu daha önce yine başka şekillerde kullandı. Didem Küçük Yerman bunu kullandı. Hani onların çalışmalarında da yani haklı olarak bu batıl inançların eleştirisi olduğunu da düşünüyorlar. Bir taraftan katılıyorum ama işte biraz daha şey olarak görülmeli, rasyonel, yasal, dürüst olanla suçlu, kurnaz, dürüst olmayan, yani aslında bir taraftan da net bir şekilde kadınla erkek arasındaki çatışma gibi gerçekleşiyor. Ama burada yani hani tarihçiler için tabii bizim pek karşılaşmadığımız karakterler karşımıza çıkıyor. Yani Bolucan'a uşaklar, hizmetçiler, bahçıvanlar ama kalfalar, ebeler, sütnineler, cariyeler, dadılar, şifacılar, üfürükçüler, falcılar, hatta yani işte kiralık katiller gibi böyle hani pek belgelerde karşımıza çıkmayan aktörler ama sadece insanlar olarak değil, böyle yine eşikte kalmış işte uyuşturuculardan bahsediliyor, zehirli otlardan, zehirli iksirlerden, çeşit çeşit silahtan, hançerden ama işkence aletlerinden bahsediliyor. Bunu yaparken de böyle çok şey, karanlık bir ortam kurulmuş aslında. Böyle bütün sahnelerde gölgeler, işte karanlıklar, çıkmaz sokaklar, havlayan köpekler, mezarlıklar. Hatta böyle neredeyse gotik bir atmosfer var. Bu anlamda bir taraftan da işte yine bu tekinsizliği tetikleyen işte ne bileyim görülmeyen mürekkeple yazılmış mektuplar, hatta insan kanıyla yazılmış mektuplar böyle karşımıza çıkıyor ve böyle gerçekten böyle bir suç ve çok tedirgin edici bir atmosfer kurulmaya çalışılıyor. Ama bu atmosferin bence önemli taraflarından bir tanesi çok cinsellik
üzerinden ya da cinselliğe atıfla böyle arka planda. Yani başlı başına aslında en başta Kara Cadı'nın doğum sahnesiyle dediğim gibi açılıyor ama ortada Kara Cadı'nın bir kocası yok her şeyden evvel. Yani bir erkek yok, hatta değil koca. Yani kimden kaldı, hamile kaldı, çocuğun babası, doğan çocuğun babasının kim olduğu da yok ama sonrasında da bebek ortadan yok oluyor. Yani bir daha Kara Cadı'yı biz anne ilk yaparken görmüyoruz. Kanlı Peri ile bir anne kız ilişkisi var ama o ilişki de çok tuhaf bir ilişki. Kanlı Peri annesine böyle işte çok hoşlandı bir adamdan bahsediyor, genç bir erkekten ve onu kaçırmasını istiyor. Hani böyle işte kendi cinsel arzularından bahsediyor ve annesinden yardım istiyor. Yani kaçırmazsan ben rahat edemeyeceğim diye ve erkeği kaçırıyorlar, bu genç erkeği, böyle bir daha temiz aile çocuğunu tırnak içinde. Bir taraftan da hani arka plandaki oryantalist imgeler de bunu böyle destekliyor. Yine böyle hani cinsellik ile ilgili atmosferi. İşte işte neredeyse hiçbir amaçları olmadan yiyen, içen, dans eden, sürekli yemek yiyen, işte oryantalist tablolardaki gibi yan yatmış, uzanan bir takım insanlar. Etraflarında da böyle bolca nahalı, kilim, işte kristaller, aynalar, şişeler, oymalı dolaplar, tasbih ve tarif edilmiş sürekli olarak. Yine bu cinsellik göndergesinin bence önemli bir parçası. Yani belki hani benim hani fazla okuma da denebilir ama Kanlı Peri ismine kendisinin hani cinsellikle yüklü olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani kanlı sadece bir insanları öldürdüğü için değil, hem menstruasyonu ve aktif kadın cinselliğini de çağrıştırıyor. Ve aslında tam suçu yaratan ve tehlikeyi yaratan hani kadın ve kadınların aktif cinselliği bir anlamda da orada. Şimdi bununla bağlantılı olarak yani hani kitaba baktığımız zaman sınıfların birbirine karışması endişesini yine arka planda okumak mümkün. Çünkü yine demin bahsettiğim gibi böyle genç erkeğin kaçırılması, Kanlı Peri'nin hoşlandığı genç erkeğin delikanlının kaçırılması gibi aslında en korkutucu şeylerden bir tanesi sınıfların birbirine yani sürekli bir kaçırılma endişesi var böyle daha saygın ailelerin kız ya da erkek çocuklarının. Çünkü de kaçırılanlar bir daha geri dönemiyorlar aslında. Yani o hayata çok hızlı bir şekilde alışıyorlar ve kendileri de bir sefalete düşüyor bir anlamda. Hani saygıdeğer olan çok hızlı bir şekilde ahlaksızlığa sürükleniyor, geri dönmeyecek bir şekilde. Ama zaten bu geçişkenlikler, karşılaşmalar, karışma korkusu işte bu kuyularda, mahzenler, yerin üstüyle yerin altındaki geçişi sağlayan işte kuyu, mahzen, sarnıç gibi yerler her zaman böyle uğursuzluk sıfatlarıyla temsil edilmiş. Yine işte bu sınır ihlali yol açan, yani sadece işte kişiler değil, mekan da aslında sınır ihlali endişeleriyle yüklü. Ve de tabii aslında bunun en çok tetiklendiği yerlerden bir tanesi de bir tür ihanet. Yani Hüseyin'in kendi adamları kendisine ihanet ediyorlar, suç örgütüne katılıyorlar ya da elindeki hizmetçinin işte aslında örgütün bir üyesi olduğu ortaya çıkıyor. Hani bu ihlal kaygısı her kitapta tekrar karşımıza çıkan kaygılardan bir tanesi. Dediğim gibi kitap tamamlanmamış yeni kitaplık seriyi. O yüzden son 10. kitabın sonunda yani böyle biraz heyecanlı bir yerde de bitiyor ama 10. kitaba geldiğimizde artık yani Hüseyin bol bol yenilmiş, onları elinden kaç kere kaçırmış, tuzaklarına düşmüş, kaç kere komik duruma düşmüş vaziyette ve pek iyi duruma gitmiyor. Hani ilginç olan da bu aslında. Bir taraftan da korkutucu olanın, düzen dışı olanın, ahlak dışı olanın aslında kazanmak üzere olduğunu da görüyoruz. Tabii aslında biraz polisi içinde çok şaşırtıcı değil. Sonunda aslında belki sonunu okuyabilecek, yazılmış ve basılmış olsa en azından belki de en sonunda Hüseyin kazanacaktı ve bizim endişelerimize yatışacaktı ama kitap bizi endişede bırakarak bitiyor bu 10 kitaplık seri ve okur olarak teskin olamıyoruz aslında. Belki yani
buradan birkaç soruya daha devam edebilmek için böyle toparlamak gerekirse yine böyle yakaladığım izleklerden bir tanesi saat izleği. Hem de çok farklı saatler de karşınıza çıkıyor. İşte dolap saatleri, kol saatleri, kulu saatler. Hatta bir kitabın, kitaptan bir tanesinin ismi Çingulu Saat. Hani çok saat görüyoruz. Yine saati biraz böyle düzenle ilişkilendirerek okumak mümkün diye düşünüyorum. Yani saatler aslında tekrar böyle bir düzeni çağırmanın, hizaya girmenin ve işte bizi teskin etmenin aracı ama dediğim gibi kitap bizi teskin edemeden ve büyük bir endişeyle ve endişelerimizi tetikleyecek şekilde yarım kalıyor aslında. Biraz aslında böyle hani ne denir, net bir sonuca varabilmek için değil de sonrasında belki beraber de düşünebilmek ve biraz soru sorabilmek için buradan biraz atlama yaparak İskender Fahri Sertelli'nin Behlül Dana ismiyle müstehare yayımladığı Şeytan Hadiye'den de birazcık bahsetmek istiyorum. Oradaki çünkü işte bir yaklaşık 1914'te ilk kitap basılıyor Milli Cinayet Koleksiyonu'nun. Şeytan Hadiye'nin Londra sergüzeşleri de 1928'de basılıyor. Artık biri Birinci Dünya Savaşı bağlamı diyebiliriz. Diğeri Cumhuriyet kurulduktan hemen sonra aslında. Ama Şeytan Hadiye'de yine karşımıza böyle yarı ismindeki gibi suçlu mu, aslında masum mu, biraz belirsiz olan birisi aslında Hadiye. İsmail Fahri Sertelli aslında çok üretken bir yazar, bugün çok iyi bilinmese de. Özellikle tarihsel romanlarıyla, yani çok tarihsel roman üretmiş. İşte biraz da belki 30'lu yıllarda yazdığı romanlarda, işte biraz Türk tarih tezini de gözlemek mümkün ama bu erken romanlarında işte Ele Geçmez Kadresi birazcık daha çok biliniyor. Aşağı yukarı andırıyor Şeytan Hadiye'yi. Ele Geçmez, yani hani yine böyle Kadri de birazcık daha arada bir karakter aslında. Şeytan Hadiye de böyle o da böyle kitap basılmış, 11 kitaptan oluşuyor. Şöyle pardon, yani yine burada da benzer bir şekilde aslında kapakların başka şekilde alındığını görmek mümkün. Hani bazı kapaklar işte siyah pençedeki gibi, gizli dosyaları basarkendeki gibi hiç ilgisi bile yok içerideki anlatılan hikayelerle. Ya da işte bu şeytan dansı ve bulutlar arasında bir aşk macerasında yarı ilgili kapaklar bulunmuş, kullanılmış ama yani bunlar hiç kitaplara özgü olarak çizilmemiş. Kitaplar da böyle, yine bunlar da çok küçük ve yine ucuza satılan kitaplar. Hadiye de aslında yani hani biraz daha karmaşık bir karakter Kanlı Cadı ve Kara Cadı ve Kanlı Periye göre. O aslında çok zengin ya da iyi eğitimli bir İstanbul kızı, Robert Kolej'de eğitim görmüş ama tam mütareke yıllarında başına talihsizlik geliyor. Tam babasını kaybediyor. Babasını kaybettikten çok kısa bir süre sonra evlerine hırsız giriyor. Hırsızlığı çözüyor ama hırsız bir Yunan genç, mütareke dönemi olduğu için İngiliz otoritelere başvuruyor. Ama küçümseniyor orada ve çok ünlü bir polis sitesi açılan İstanbul'da Mr. John diye. Mr. John bildiği gururunu incitiyor Hadiye'nin. Türkiye'de polis yoktur, siz ne bileceksiniz suç çözmeyi diye. Olaylarda sonra mütareke yıllarını anlatıyor aslında, daha sonrasında basılmış olsa bile. Ama Hadiye çok milli gururu incittikten sonra Mr. John'u ve aslında İngiliz polis teşkilatını küçük düşürmeye kafasına koyuyor ve bütün her şeyini satıyor, İngiltere'ye yerleştiriyor ve de bir suç örgütü kuruyor. Yani hani bunu yapabilmek için. Ve de çok başarılı suç işlemekte aslında, o da hırsızlık. Hani çok mahir hırsızlıklar yapıyor ama Hadiye'nin farkı, hırsızlıkları kendisi kullanmıyor, çetesine dağıtıyor çaldıklarını. Hani kendi çıkarı için kullanmıyor. İlk birkaç kitapta aslında işte hırsızlıklarını görüyoruz. Bir noktadan sonra aslında hırsızlığı da bırakıyor. Sadece Mr. John'u küçümseyecek bir takım şeyler yapıyor ama böyle bir taraftan da aslında yine beklemediğimiz cinsel sınır aşımlarını görüyoruz. Yani özellikle Hadiye milli gururu kurtarmayı amaçlarken işte ne bileyim güzelliğini,
cazibesini kullanmaya, işte kendisi hatta işte ne bileyim İskender Fahri'nin tabii oradaki kendi dünyası da var ama işte dekoltesini kullandığından falan bahsederek işte bir takım erkeklerin de hayranlığını kazanıyor. İşte Müslüman kadınların sahneye çıkmasının yasak olduğu bir dönemde çıkıyor ve binlerce kişinin önünde dans ediyor ve herkes büyülüyor vesaire. Dolayısıyla yani orada da böyle bir sınır aşımı, aynı sınır aşımı, ya bu sefer tabii aynı değil ama yine benzer bir şekilde sınır aşımı görmek mümkün. Hadiye daha bu kalemin bir karakter aslında. Onu çok farklı rollerde görüyoruz. Bir kitapta polis memuru, bir kitapta mürebbiye, berber, asker, dansçı, pilot, rahibe, sekreter, her bölümde farklı bir kılığa giriyor. Ve de işte bunların her kılıkta da çok başarılı oluyor ve herkes kandırmayı başarıyor. Ama ne bileyim, mahir bir hırsızken mürebbiye olunca da çocukların çok büyük bir sevgisini kazanıyor. İşte rahibe olduğu zaman oradaki en işte diğer rahibelerin sevgisini kazanan en inançlı rahibeye dönüşüyor. Böyle hani şey, çok bu kalemin bir karakter aslında. Ama bir taraftan yine aynı Milli Cinayet Koleksiyonu'ndaki gibi kurgu aslında çok basit. Ve aynı o kitaptaki gibi, o serideki gibi öncesinde hep mektup yazarak ne yapacağını söylüyor. Dolayısıyla biz o anlamda hiç merakta kalmıyoruz. Ne yapılacağını okur en baştan biliyor. Ama bir türlü yani işte Hüseyin'in her şeyi bilip bir türlü ele geçirememesi gibi Karacadı ve Kanlı Peri'yi. Mr. John da Hadi'ye her şeyi bildiğiyle tüm önlemleri aldığı halde bir türlü ele geçiremiyor. Ve nihayetinde aklını yitirme noktasına geliyor. Yani hem küçük düşüyor çok çeşitli şekillerde ama kendi akıl sağlığını da yitirmeye başlıyor. Çok pardon, böyle tekrar yapmamak için. Şimdi yine aslında burada hani Mr. John'un böyle nasıl anlatıldığı da birazcık üzerinde durmaya hak ediyor. Çünkü mesela yani hepsi, her şey bildiği halde bir taraftan kifayetsiz kalması, bir türlü ele geçirmeyi başaramaması, elinden kaçırması, aynı masada oturup yemek yiyip bir türlü onun Hadiye olduğunu anlayamaması gibi. Ama bir taraftan da işte evlendiği gece karısına o da küçük düşüyor. İşte çünkü hipnotize ediyor Hadiye onu. Ya da işte ne bileyim berbere gidiyor. Hadiye bıyıklarını kesiyor falan herhalde. Yani bu hatta böyle büyük bir hakaret olarak da ima ediliyor. Yani hani bir Türk kızı tarafından İngiliz polisinin bıyıklarını kesilmesi. Ama bir taraftan da dediğim gibi yani hani başında bir, yani bir erkek olmaksızın bir kere kendi başına İngiltere'ye gitmesi. Yani herhangi artık babasının öldüğünü biliyoruz ama başka bir erkekten bahsedilmiyor, hani ona sahip çıkacak. Tek başına gitmiş olması, bu kılıklara girmiş olması, hatta işte sınır aşacak kılıklara girmesi. Yani aslında 20 kitabın yazıldığı 28'de böyle işte o zamanki işte saygın, muteber kadın imajıyla aslında hiç örtüşmeyen bir kadın bir taraftan daha diye. Dolayısıyla da yani hani bir taraftan herhalde birden İngiltere'ye sizi böyle bir kadın bile yok eder. Hatta yani bizim için yeterince saygın olmayan bir kadın bile sizin üstlerinizden gelir gibi bir mesaj var bir taraftan. Ama bir taraftan da yani hem böyle bir karar ki aslında dediğim gibi daha Türk tarih tezi çizgisindeki bir yazarın da böyle bir karakter yaratmış olması bir taraftan da ilginç olduğu düşünülebilir. Yani bu ulusun kırılan gururunu işte entrikacı bir kadının tamir etmesi ya da sürekli sınırları aşan bir kadının tamir etmesi beraber düşünülebilir. Yani aslında biraz böyle ne denir, özet yapmış oldum. Ama yani böyle hani kendi sonuçlarımdan çok belki soru cevapla beraber düşünmek üzere de böyle bir yolu tercih ettim. Yani elbette sizler de okuyabilirsiniz bu romanları. Yine aynı şekilde yani Şeytan Hadiye'ye de Atatürk kitaplarından da ulaşmak mümkün.
Erzurum Atatürk Kütüphanesi'nden çok emin değilim. Ona Atatürk kitaplığından ulaştım ama çok büyük bir ihtimalle çok iyi bir koleksiyon olduğu için oradan ulaşmak da mümkündür. Aynı şekilde o da Latin alfabesiyle basılmış vaziyette. Yani bir taraftan yani arka plan, hani tarihçiler olarak yine dönüp aslında biraz arka planla beraber okuma yöntemine sanırım gidiyoruz. Yani hani yani kültürel tarihçilik de bize şunu öğretti aslında, 1980 sonrasındaki tarihçilik, belki son 30-40 yılın tarihçiliği. Yani edebiyatı okurken, özellikle kurgu okurken, hani düz bir okuma yapmamak, zihniyet dünyasına nüfuz etmeye çalışarak, kültürel kodları biraz sorgulayarak, özellikle suç ve suçluluk söz konusu olduğu zaman işte suç ve suçluluğun aslında tam olarak neyi anlattığını düşünmeye çalışarak ya da o anlatıyı deşifre etmek gerektiğini öğretti. Bir taraftan tabii hani okurun kim olduğu, okurun nasıl okuduğu gibi soruları hani düşünmemiz gerek. Burada hani çok fazla girmemiş olduğum soruları ama çok önemli soruları akılda tutmamız gerekli. Ama bir taraftan da işte benim önemsediğim hani polisiyenin bize farklı ve işte hem olağan olanı hem endişe verici olanı aynı anda vermiş olması. Birazcık daha böyle sokakta ne oluyor? Özellikle Milli Cinayet koleksiyonunda gördüğümüz işte hani sokağın sıradan insanlarını görmeye olanak vermesi. Hani tarihçiler için de aslında bizim sorularımızı tekrar dönüp düşünmemize olanak sağlayabileceğini düşünüyorum ama şimdi burada durayım ben. Belki sizin sorularınızla beraber hani belki daha yaratıcı konular düşünebiliriz diyeyim. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Ben alacağım buyurun. İstanbul'un yer altı çok uzun zamandır, ta Osmanlı'dan itibaren hep bir soru işareti ve korku merkezi, dehlizler, geçitler, işte binaların içine. Biraz sanıyorum bu kullanılmış, bunun üzerine de İstanbul hayatı, İstanbul'un o korkusu da verilmiş. Ben kitapları okumadım, bilmiyorum. Sadece anlattıklarınızdan çıkardım bu. Kadınların seçilmesi de bence Osmanlı'nın o dönemki toplumsal değişimi ne işaret ediyor olabilir? Ahmet Mithat'ın diğer kitaplarını okuduğumuzu da kadına çok farklı bir. Orada hiçbir zaman o kitaplarda şey değil, cinayeti çözen değil ama çözülmesine yardım eden. Kimisinde fail, kimisinde suç, şey, kurban. Ama hep böyle bir kadını ön plana geçirme şeyi var. Sanıyorum bu artık doruk noktası. Doğru mu anlamışım? Evet, evet. Yani kesinlikle. Yani ben de size katılıyorum. Yani arka plana tabii özellikle hem 19. yüzyıldaki toplumsal değişim hem de tabii özel olarak kadınların rollerindeki, toplumsal statülerindeki değişimi önemsiyorum ben de. Yani tek belki bağlama bu değil elbette ki ama çok güçlü bir bağlam olduğunu düşünüyorum ama yani burada gerçekten ana karakterler. Yani Hatice de hem aynı zamanda Hafiye ama hem suçlu. Ama da ana karakter yani bütün olaylar onun etrafında dönüyor. Yani yan karakter değil. Peki çok zorlama bir yorum mu olur? Kadın ve yeraltı. Yani hı-hı, tekinsizlik ve kadın. Onun için mi kadın seçilmiş olabilir birinci yani ana karakter olarak? Hı-hı. Çok mu zorlama olur bir yorum? Valla bence değil çünkü yani şöyle diyeyim, benim yorumlarım da o anlamda yani hani anlamlandırmaya çalışıyorum. Evet, ben de hani biraz bunları zorlayabileceğimizi düşünüyorum. Elbette ki yani hani çok net değil ama yorumlardan biri kesinlikle bu. Yani çünkü hani farklı okurlar farklı şekilde elbette yorumlayabilir. Yani tek yorum budur ve burada kapatıyoruz demek doğru bir okuma değil ama bunun da evet bir okuma olduğunu, önemli bir okuma olduğunu düşünüyorum ben de sizin gibi. Kitabın Latincesini okudunuz mu, kitapları okumuşsunuz? Evet, evet. Peki Latincesini mi okumak daha şey efektif yoksa? Yok, bence şey çok iyi şekilde transkripsiyonu yapılmış kitaplar. Şeytan Hatice'nin
hangi yayınlarından? İkisi de Lebrant yayınlarından çıktı. Lebrant bir ara şu an devam ettiriyor mu? Çok farkında değilim. Galiba devam ettirmiyor. Ama Osmanlı polisiyeleri bastı. Çok güzel bir hizmette bulundu. Seval Şahin'in başta olmak üzere ve Didem Ardal'ı Küçük Erman'ın işte birlikte de onların da projesi vardı. Onların da aslında transkripsiyonu yaptılar. Abdülhamit ve Sherlock Holmes de yine o ekibin ve çok değerli bir çalışma. Ve de gerçekten çok güvenilir titiz transkripsiyonlar. Yani çok gönül rahatlığıyla okunabilir onlar. Hani aslında çok sadık ve çok titizlikle hazırlanmış çalışmalar. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkürler. Heyecan verici bir araştırma. Ben bir soru soracağım. Yani biraz uzun sorularımı belki biraz tartışırız. Yani bu cinselleştirilmiş, cinsiyetlendirilmiş karakterler bir tür aslında muazzam bir değişim, dönüşümün olduğu bir zamanda bir tür ötekiyi temsil ediyor olabilir mi? Yani ben biraz böyle yorumluyorum. Ve bu modernleşmenin bütün o anksiyeteleri, paranoyaları, fantezileri böyle bir ortamda nelere temas ediyor? Hani biraz bununla ilgili bir şeyler aktarmanız çok isterim. Bir de şeyi soracağım, yani bu tür böyle transdisipliner çalışmalarda hem özgürleştirici hem de zorlaştıran bir durum. Siz edebiyat arka planından gelmediğinizi ifade ediyorsunuz. Hem tarihin hem işte kültürel çalışmaların hem edebiyatın belki de araçlarına başvuruyorsunuzdur diye düşünüyorum. Hani nasıl bu anlatılara yaklaştınız? Biraz daha yöntemle ilgili konuşursanız da. Ben de çünkü başka bir arka plandan geliyorum. Edebiyata bakıyorum doktora da. Benzer böyle zorluklar içindeyim. O yüzden dinlemek isterim. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Yani ötekileştirme kavramını çok kullanmadım ama bence de evet oturan bir kavram. Aslında şöyle zaten işte biraz şeyi söylemeye çalışırken işte bu hizmetçiler, uşaklar, üfürükçüler vesaire aslında özellikle ne diyeyim diyelim ki Halit Ziya Uşaklı bile okuduğumuz zaman bunları çok fazla göremeyiz ya da daha eleştirel bir şekilde görürüz. Ama bu polisiye romanlarda yani çok sıradan kahramanlar gibi, yargı yüklü bir şekilde görmüyoruz. Her ne kadar aslında bazı meslektaşlar ve o yoruma da çok yanlış bulmuyorum gerçekten. Hani batıl inançların eleştirisi üzerinden de bakılabileceğini söylüyorlar ama bir taraftan da çok sıradan kahramanlar olarak yer almışlar. Ama tabii nihayetinde gerçekten herkesin beklediği aklın, rasyonelitenin, düzeninin vesaire ve işte erkek polis memurunun kazanması senin yerin kaldığı için o olamıyor dediğim gibi yani o rahatlamaya okuyucu ulaşamıyor ama nasıl bitirecekti gerçekten merak ediyorum. Belli ki bitirememişler, belki yazmadılar bile diye de düşünüyorum çünkü kitapların bir kısmı böyle tefrikalar gibi böyle gün günde yazılıyor aslında. Ama böyle pek çok nedenden dolayı yarım kalmış vaziyette ama evet yani hani ötekileştirme kavramı üstünden de okumak mümkün. Hani temsiller de aslında yani orada bir taraftan düzenli rastgele henüz yani daha sonraki bazı polisiyelerde ne bileyim elektrik falan gibi daha dönemin yeni teknolojileri üstünden hani elektriğin kullanımı üstünden suç çözmek ya da bilimin kullanımı üzerinden suç çözmek hani motiflerine rastlıyoruz. Burada çok fazla o yok aslında. Aslında 14 elektriğin neredeyse oldu ama yeterince yaygın olmadı. Ama yine de böyle bilimin bir şekilde artık güzellendiği bir dönem 1914. Yani bir tür bilim şeyi var göndermesi. Orada işte rasyonellik, akılcılık, akılcı polis hafiyesi var ama yani böyle çok bunu kullandığına tanık olamıyoruz henüz. Yani o biraz sözde kalmış ama araçlarında onu çok fazla göremiyoruz aslında. Daha sonraki polisiyelerde birazcık daha işte alet, edevat kullanımı ya da bir takım daha teknik kullanımı mümkün ama burada biraz onlar her iki romanda da aslında eksik kalmış. Henüz o yeterince görülmemiş. Ama bir taraftan da işte yani hani erkeğin akılla, düzenle özdeşleştirilmesi kadınların da işte suç, yani hani zaten suçlular ama yani işte o düzensizlik, ölüm, tekinsizlik ve özdeşleştirilmesi başlı başına çok yani hani bir taraf, yani tabii belki bir taraftan daha düz bir okuma, direkt toplumsal dönüşüm burada görüyoruz demek ama bir taraftan da
Hani buradan soyutlamak da çok eksik olacak diye düşünüyorum ben. Tabii sizin disiplininizi bilemiyorum. Tarih değil herhalde diye anlıyorum ama. Ben mekansal anlatılır mı? Ki burada onlar da çok ilginç. Ya mekansal açıdan evet. Yani muhtemelen siz okursanız yani çok daha ilginç şeyler keşfedeceğinizden eminim. Çünkü çok mekan anlatımı var işte. Sokak anlatımı, evler, özellikle kuyular, sarnıçlar, merdivenler. O gözle muhtemelen çok güzel şeyler yakalayacaksınız. Yani biraz ya hani edebiyatçılarla konuşunca şunu görüyorum tabii yani hani okuma yöntemlerinden hani ben de meslektaşlardan öğrendiğim çok şey oldu. Tabii onlar böyle işte hangi sıfatlar kullanılmış vesaire hani o konuda hani bana kıyasla tabii çok daha dikkatli bir okuma yapıyorlar kendi metotlarıyla. Oradan çok öğrenilecek şeyler var. Ama tarihçi olarak okuyunca da başka sorular insanın aklına geliyor galiba. Her disiplinin katacağı, o yüzden belki birbirimizle konuşmak gerek. Yani benim hiç mesela ilginç şeylerden bir tanesi belki ne denir sizlere çok büyük bir keşif gibi gelmeyebilir ama bir noktada şeyi özellikle şu ilk kapakta çok takmıştım. Çünkü dış kapakla iç kapağın içinde ayrı matbaalar yazıyor. Niye iki matbaa var? Aslında çok da bir karmaşık bir cevabı yok. Daha çabuk düşünülebilir bir cevap ama yani biraz keşfetmek benim için zaman aldı. Çünkü dış kapak bir matbaada basılmış, içi başka bir yerde basılmış, sonra bir yerde bir araya getirilmiş bunlar. Ama hani tarihçi olarak da hani bu detaya takılınca bu ortaya çıktı. İkisinin ve işte kitabın üretilme süreciyle ilgili bir şey ortaya çıktı. Tabii edebiyat tarihçilerinin bir kısmı da bu soruları önemsiyor ama yani böyle hani biraz karşılıklı birbirimizin göremediği şeyleri görebiliyoruz bazen de. O kısmı çok besleyici diyeyim. Sunumunuz başka bir çok soru uyandırdığı için ben özellikle teşekkür ediyorum. Şimdi 20. yüzyılın başı bir toplumda dönüşüm var. 60 paraya satılan ucuz kitaplar toplumsal bir ihtiyaca mı cevap veriyor bir soru. Çünkü Anadolu'ya baktığımız zaman büyük bir ihtimalle işte hala biliyoruz Anadolu'da köylerde Hazreti Ali Cengi, Hayber Kalesi kitapları. Onlar da 60 para. Onlar da satılıyor ama bunlar değil. Dolayısıyla bir iki farklı ihtiyaç var. Bu soruyla ilişkili de Aziz Nesin'in anılarında ilginç bir bölüm vardı. Der ki, ben kendi kitaplarımı yazıyorum ama kitap evi diyor, Aziz Nesin'i zorla, ya bunları bırak bana Mike Hammer getir. Giderdim diyor eve, Mike Hammer uyduruyor. Hatta yazarındaki Mike O'Brien, yani Aziz Nesin yazıyor, Mike O'Brien yazdı diye takılatıyorlar. Onlar peynir ekmek gibi satıyor. Dolayısıyla şehrin batıyla tanışması ve suç ve cezayı çekici hale mi getiriyor? Soruları geliyor. Evet, yani ben biraz, yani tabii ben değil aslında. Polisiye edebiyatının ortaya çıkışı Edgar Allan Poe'dan itibaren konuşulurken her zaman aslında şehrin büyümesi ve aslında kentleşmeyle ilişkilendirilerek düşünülüyor polisiye. İşte hani şehir hayatının artık herkesin yüz yüze tanışmadığı, bütün mekana kimsenin bilemediği, sürekli tanışmayan insanların bir araya gelmesi ya o karşılaştırmalar üstünden işte polisiye bir yanı. Hani hem bütün olarak ortaya çıkması hem popülerleştirmesi biraz kent bağlamında düşünülüyor. Hani İstanbul'da tamamen hani o bağlama 19. yüzyıl sonundan itibaren aslında bütününde dönüşüyor ama artık 19. yüzyılın sonuna geldiğinde İstanbul bir dünya kentı. Dolayısıyla da yani aslında ve de çok hareketli ve bir kent. Hani çok içine karmaşık ve heterojen bir nüfus barındıran hem kendi Osmanlı tebaası olan hem Osmanlı tebaası olmayan çok çeşitli nüfus barındıran. Biraz yani hani bu anlamda ama tabii kente bence de daha çok hitap ediyor. Yani hani daha taşlıdaki okura bu kitaplar henüz ulaşmıyor bence yani. Cumhuriyet sonrası belki birazcık daha ulaşıyor ama mesela İskender Fahri Sertelli'nin yani belki çok fazla bir okuma olacak ama polisiyeden tarihsel romana yönelmesi bile böyle başka bir bağlamda düşünülebilir aslında sonraki romanları. Çünkü daha tarihsel romanlar yine orada da böyle o tarz
polisiye demeyeyim ama ne denir, daha popüler, zaten popüler kitaplar ama yani tür değiştirmesi belki düşünülebilir beraber. Biraz da sanayi devriminin periferiyi yaratması, periferinin ister istemez suç kavramını daha görünür kırmasıyla da alakalı. Bu batıdan biraz daha geç geçiyor belki İstanbul'a. Sanayi devriminin o anlamda olmasıyla ilgili ama İngiltere'de özellikle sanayi devrimiyle birlikte suç edebiyatı ve polisiye edebiyat çok fazla okunmaya ve talep görmeye başlıyor. Ya evet. Ya bir de tabii şunu, yani büyük bir soru aslında, suç oluyor mu, suç görünür hale mi geliyor? Tabii büyük bir mesele yani, hani her zaman içinden çıkmanın da kolay olmadığı bir mesele. Ama en azından yani daha küçük işte kazalarda, köylerde yani suç belki oransal olarak da muhtemelen daha az ama en azından kimin suçu işlediğini bilmek belki daha kolay ya da hani onunla başka şekillerde yüzleşmek mümkün. Hani kentte bile işte kaybolup gitmek, onunla hesaplaşamamak, suçun kimden geleceğini bilmemek belli ki yani çok daha farklı endişeleri de beraberinde tetikliyor. Bunu yazmak, üstüne konuşmak, işte polisiyenin zaten tamamen bunun fantazisi olarak da düşünüyor edebiyat eleştirmenleri aslında. Yani suçun fantazisini kurarak aslında bir tür o endişeyi de rahatlamak, gidermek, o endişeden azıcık olsun kurtulmaya çalışmak da aslında bu türün bir parçası. Londra'nın sisi suçu gizler. Burada da sanki İstanbul'un yer altı suçu ve suçluyu gizliyor gibi geldi bana. Ne kadar bağlantılı olabilir. Evet, evet. Güzel bir metafor bence de. O yer altı çünkü yani bugün de hala ki evet. Yani hani tabii sadece fantezi değil, yerin altında da birçok sarnıç vesaire olduğunu, geçit olduğunu zaten biliyoruz aslında. Hani su artı arkeologları kısmen çıkartıyorlar vesaire. Tamamen fantezi de değil ama yani onların varlığı hani çok çeşitli fantezileri aslında tetiklemiş belli ki. Buyurun. Eserlerin üretildikleri dönemin arka planından bahsederken kadın görünürlüğünün kamusal alanda ataerki düzen için tırnak içinde rahatsız edici olduğundan bahsettiniz. Aynı zamanda bu cinayet romanlarının ucuz ve edebi dolaşımda sıklıkla yer aldığı da söz konusu. Peki bu durum yani sizce sosyokültürel değişim ve dönüşümlerin sonucu olarak bundan çok yansıdı? Yoksa onun zaten hani bunların üretimiyle bu sosyokültürel değişim ve dönüşümler daha çok gerçekleşti? Bu aslında şöyle zor bir soru, evet yani kültürel tarihçiliğin hatta kültürel çalışmaların çok önemli bir sorusu yani hani toplumsal gerçeklik mi kültürü üretiyor yoksa kültür de toplumsal gerçekliği farklı şekillerde üretiyor mu sorusu bence önemli ve çok cevaplanması hiç de kolay olan bir soru değil. Hani tarihçi tarafından tabii toplumsal gerçekliği mutlak olarak ele geçirmenin imkansızlığı na katılıyorum aslında ama bir taraftan da işte tarihsel şey olarak da o gerçekliği olabildiğince kurgulamak yani bizim meslek açısından en azından cazip ya da yapmayı istediğimiz bir şey bir taraftan. Dolayısıyla yani toplumsal gerçekliği anlamak kısmındayım ben ama bunun mutlak yöntem olduğunu düşünmüyorum açıkçası yani ki zaten üstünde çok tartışma da var. Yazarların arka planları hakkında bir bilginiz, şeyiniz var mı? Hı-hı. Yani hani, ne tür eğitimlerden gelen insanlar veya yani, meslek olarak daha iyi bunu yapıyorlar yoksa hangi düşünceleri temsil ediyorlar, hı-hı, hangi sınıflardan gidiyorlar? Yani günümüz bakış açısıyla hangi sınıflara yerleştirilecek olsun? Ya bu aslında bence güzel ve çok önemli bir soru. Yani hani şey biraz evet değinmedim çünkü bildiklerimiz gerçekten çok az. Yani Vassaf Kadri ve Süleyman Suudi yayıncılıktan geliyorlar aslında ve yazarlık yaptıktan sonra daha çok yayıncılık yapmaya geçmiş karakterler. Yazarlığı özellikle Vassaf Kadri yanlış hatırlamıyorsam bir noktadan sonra bırakıyor, sadece yayıncılık yapıyor.
İskender Fahri Selterli'ye ya da işte Behlül Dağ'a kitap müsteharıyla basmış Şeytan Hadiye'yi. Hani Serdar Soy'dan yine bir edebiyat tarihçisi, edebiyat araştırmacısı, o çok güzel bir şekilde tanımlamış. Çok yazdığı için onu tuttuk herhalde İskender Fahri Selterli'yi diyor. Hakikaten çok eseri olan, hala da piyasada eserleri de bulunuyor, tekrar baskıları da yapılmış ama üzerine hemen hemen hiç çalışılmamış. Hani ben de açıkçası böyle hani çok yazar araştırmaya girişmedim ama yani daha popüler edebiyatçılar olarak ne denir, daha genel bir yere oturtarak ele aldım. Üç yazarı da. Araştırmalar çok enteresan ama benim özellikle sizin de arada bulduğunuz şey kısmı var. Saat ögelerinin kullanımı veya hatta sonraki kitaplarda milli kimliğin düşürülmesi esnasında kullanılan bilim, aslında hatta daha genel olabilecek bir metafor olarak bile belki. İşte yani sizin adliye şey yöntemleriniz bizimkine uymaz, sizde var mı gibi şeylerin kullanılması. O yüzden bir yandan eğer bu işte dönüşümcü rasyoneliteyi temsil eden insanların bir fikriyle ortaya çıkacak şey derse, yani bu toplumdaki düzensizliği düzenleyecek ögeler bunlar olmalıdır. Veya işte bir yönetim, bir hükümet, bir kurumsallaşma aslında bunu sağlar. Veya tersine olmayacaksa veya bir önceki şeyde de yani hala da aslında düşünce dünyasında bu tarz ögelerin çok baskın olduğu da söylenebilir. O yüzden yani yazarların hangi tarafta olduğu da neyi. Evet kesinlikle yani hani bizim de hep böyle zorladığımız yöntem yani hani özellikle hani daha çok arşiv belgeleri bağlamında düşünüyoruz ama elbette ki bir eseri kim yazmış, hangi bağlamda, neden yazmış yani biraz yazarlar hakkında daha az şey bilerek yani biraz daha bağlamı sorgulayarak bana anlamlandırmaya çalıştım diyeyim ama tabii ki çok doğru bir soru yani hani bu çalışmayı derinleştirmek için de cevaplamak gerek. Sadece işte şey, edebiyat tarihçilerinin araştırıp çok kısıtlı bilgiye ulaşabilmiş olmasına biraz güvenerek o sorunun üstünden atladım diyeyim. Çok teşekkürler tekrar katılımınız için. İyi akşamlar diliyorum.